Birinci soru olmak üzere 1 eksi kosinüs x bölü sinüs x eşittir 1 bölü 5 olduğuna göre kotanjant 2x değeri kaçtır denmiş. Şimdi şurada kosinüs x ve sinüs x'ler verilmiş. Bunların yerine ne yazabiliriz ona bakalım. Yarım açı formüllerini hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi normalde kosinüs 2x'in açılımı şu şekildeydi. Kos kare x eksi sin kare x'ti. Şimdi buradan kosinüs x'i bulmak istersek arkadaşlar. Şuradaki x'lerin yerine x bölü 2 yazacağız. O zaman burası kos kare x bölü 2 eksi sin kare x bölü 2 olacak. Şimdi şuradaki bir yerine de şöyle bir şey yazabiliriz. Bakın normalde sin kare x artı kos kare x eşittir 1'dir. X'lerin yerine x bölü 2 yazmış olsak yani sin kare x bölü 2 artı kos kare x bölü 2 bu da 1'e eşit olur. O halde 1 yerine bunu yazalım arkadaşlar. Sonra kosinüs x yerine de bunu yazalım. Şurada yapıyorum tekrar bakın. 1 yerine sin kare x bölü 2 artı kos kare x bölü 2 yazdım. Sonra kosinüs x'in yerine şu ifadeyi yazacağım. Eksi kos kare x bölü 2. Şimdi önünde x olduğu için arkadaşlar şurası artı olur. Artı sin kare x bölü 2. Şimdi paydaya geçelim. Paydada ise sinüs x var. Bu ifade 1 bölü 5'e eşitmiş. Şimdi yukarıda dikkat edersek şunlar birbirini götürecek. Artılı eksili olduğu için 2 tane sin kare x bölü 2 kaldı. Bölü sinüs x. Şimdi sinüs 2x'i hatırlayalım. Şurada bakın. Sinüs 2x. Bunu şöyle yapıyorduk. 2 çarpı sinüs x kosinüs x. Şimdi burada şu 2x yerine x yazmış olsak sinüs x şöyle olacak. 2 çarpı sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2. Bunu da şuradaki sinüs x yerine yazalım. 2 çarpı sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 eşittir 1 bölü 5'miş. Şimdi arkadaşlar şu ikiler sadeleşir. Burada sin kare x bölü 2 ile sinüs x bölü 2 karesiyle kendisi gider. Yukarıda sinüs x bölü 2 kalır. Aşağıda da kosinüs x bölü 2 kalır. Bu 1 bölü 5'e eşitmiş. Sinüs x bölü 2 bölü kosinüs x bölü 2 de tanjanta eşit arkadaşlar. O halde tanjant x bölü 2 1 bölü 5 çıktı. Şimdi bu dursun. Buradan kotanjant 2x'e ulaşmaya çalışalım. Önce tanjant x'i bulalım arkadaşlar. Şimdi tanjant x formülünü hatırlayalım. Şöyle yapıyorduk bakın. Tanjant x artı x. Şöyle yapıyorduk arkadaşlar hatırlayalım. Tanjant x artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant x formülümüz buydu. Şimdi biz şurayı x yaparsak şöyle olur bakın. Tanjant x eşittir. Tanjant x bölü 2 artı tanjant x bölü 2 bölü 1 eksi tanjant x bölü 2 çarpı tanjant x bölü 2. Şimdi tanjant x bölü 2'yi biliyoruz biz. 1 bölü 5. O halde şuradan devam edelim. Tanjant x eşittir. 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 bölü 1 eksi 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5. Devam ediyorum. Yukarısı 2 bölü 5 olur. Aşağısı ise arkadaşlar 1 eksi 1 bölü 25'ten 24 bölü 25 olur. Birinciyi aynen yazalım. İkinciyi ters çevirip çarpalım. Şimdi 25 ile 5 sadeleşir. 5 olur. 2 ile de 24 sadeleşir. 12 olur. Tanjant x'i 5 bölü 12 olarak bulduk. Şimdi tanjant 2x'e yürüyelim buradan. Şu formülü kullanalım arkadaşlar. Bakın burada var zaten. Yerine yazalım. Şimdi tanjant 2x eşittir. Tanjant x 5 bölü 12 çarpı artı 5 bölü 12 bölü 1 eksi 5 bölü 12 çarpı 5 bölü 12.
Şimdi yukarısı 10 bölü 12 oldu. Aşağısı arkadaşlar 1 eksi 25 bölü 144. Bu da 144'ten 25'i çıkardığımızda 119 bölü 144 olur. Birinciyi aynen yazalım. 10 bölü 12 çarpı ikinciyi ters çevirip çarpalım. 144 bölü 119. Şimdi sadeleştirme yapalım. 144 12'ye bölündüğünde 12 olur. 10'la da 12'yi çarptığımızda 120 buluruz. 120 bölü 119 çıktı. Bu tanjant 2x'tir. Şimdi tanjant 2x'in değerini bulduk. 120 bölü 119. Bize kotanjant 2x sorulmuştu arkadaşlar. Kotanjant da tanjantın tersi olduğu için 119 bölü 120 olarak bulunur. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. Tepe açısının ölçüsü 36 derece olan ikizkenar üçgene altın üçgen denir. Altın üçgende eşkenardan birinin uzunluğunun tabanın uzunluğuna oranı altın oranı fi'yi verir. Fi eşittir kök 5 artı 1 bölü 2'dir. Buna göre kosinüs 36 derecenin altın oran türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Tepe açısı 36 derece olan bir ikizkenar üçgen çizelim şu şekilde. Şimdi burası 36 derece olsun. Şimdi 180'den 36'yı çıkarırsak 144 olur. Geriye de taban açıları 72-72 kalır ikizkenar üçgen olduğu için. Şimdi demiş ki bize eşkenardan birinin uzunluğunun tabanın uzunluğuna oranı fi'yi veriyormuş. Şimdi tabana bir birim dersek o zaman eşkenarların uzunlukları fi olur arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şu 36'nın bize kosinüsü sorulmuş. Bir dik üçgen oluşturalım orada. Önce şu 72'den bir açıortay çizelim şöyle. Şimdi burası açıortay olursa 36 36 olur. Şurası da yine 72 olur. Şurası da 108 olur arkadaşlar. Bakın şu 72 72'den dolayı şu kenarda bir birim olur. 36 36 olduğu için bakın şu kenarda bir birim olur. İkizkenar üçgenler. Şimdi şurada da bir gene açıortay çizelim. Bakın şöyle. Bu ikizkenar üçgen olduğu için çizilen açıortay aynı zamanda arkadaşlar yüksekliktir. Aynı zamanda kenarortaydır. O zaman şurası fi bölü 2 olur. Bakın burası da fi bölü 2 olur. Şimdi bize bu 36'nın kosinüsü sorulmuş. Kosinüs neydi arkadaşlar? Komşu dikkenar bölü hipotenüs. Şimdi komşu dikkenar fi bölü 2. Hipotenüs de 1. O zaman bunun kosinüsü fi bölü 2'dir. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. Pi küçüktür, x küçüktür, 3 pi bölü 2 olmak üzere kotanjant x eşittir 3 bölü 4 olduğuna göre sinüs x bölü 2 değeri kaçtır denmiş. Şimdi bizim arkadaşlar hatırlayalım. Kosinüs 2x formülümüz vardı. Bunu şu şekilde yapıyorduk bakın. Kos kare x eksi sin kare x şeklinde. Şimdi burada 2x yerine x yazmış olsak kosinüs x eşittir. O halde şöyle olacak. Kos kare x bölü 2 eksi sin kare x bölü 2 olacak. Bir formülümüz daha vardı. O da şuydu. Hatırlayalım. Sin kare x artı kos kare x eşittir 1. Bunu şöyle yazabiliriz. Sin kare x bölü 2 artı kos kare x bölü 2 eşittir 1. Şuradaki kos kare x bölü 2 yerine arkadaşlar 1 eksi sin kare x bölü 2 yazabiliriz. O halde denklemimiz şöyle oldu. Bakın kosinüs x eşittir 1 eksi sin kare x bölü 2 eksi sin kare x bölü 2. Düzenlersek kosinüs x eşittir 1 eksi 2 tane sin kare x bölü 2. Şimdi sinüs x bölü 2'yi bulacağız ya biz. Kosinüs x'i bulalım arkadaşlar önce. Şimdi bir üçgen çizelim. 90 derece. Şurası x açısı olsun. Şimdi burada kotanjant x verilmiş. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. O zaman burası 3, burası 4 olacak. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5 olur. O halde kosinüs x ise arkadaşlar kosinüs x komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5 bulunur. Yerine yazalım arkadaşlar. Kosinüs x 3 bölü 5 eşittir 1 eksi 2 sin kare x bölü 2. Şimdi 2 sin kare x bölü 2'yi sol tarafa geçirelim.
3 bölü 5'i de sağ tarafa geçelim. Eksi olarak geçer. 2 tane sin kare x bölü 2 eşittir. Burası arkadaşlar 2 bölü 5 olur. Şu ikiler sadeleşirse sin kare x bölü 2'yi 1 bölü 5 buluruz. O zaman sinüs x bölü 2 ise 1 bölü kök 5 olur. Karekökünü aldığımızda. Bunu da kök 5 ile genişlettiğimizde kök 5 bölü 5 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru. X elemanıdır. 0, pi bölü 4 olmak üzere eşitlikleri veriliyor. Buna göre logaritma kosinüs 2x ifadesinin m ve n türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şunu ters çevirirsek bakın şöyle olacak. Logaritma kosinüs x artı sinüs x üzeri eksi 1 eşittir n. Bu eksi 1'i başa katsayı olarak geçirdiğimizde eksi logaritma kosinüs x artı sinüs x eşittir n olur. Burada her iki tarafı eksi 1 ile çarparsak logaritma kosinüs x artı sinüs x eşittir eksi n olur. Şimdi birinci ifadeyle bunu toplarsak arkadaşlar taraf tarafa şöyle olacak. Logaritma birinciyi yazıyorum şimdi. Kosinüs x eksi sinüs x artı logaritma kosinüs x artı sinüs x. Birincisi m, ikincisi ise eksi n. Şimdi bakın burada logaritma toplama halinde verilmiş. O zaman biz bunu çarpım şeklinde yazabiliyorduk. Hatırlayalım. Logaritma bakın aynı parantez içerisinde kosinüs bunu köşeli yapalım. Şöyle olsun arkadaşlar. Kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x eşittir m eksi n. Şimdi burada çarpma işleminin sonucu iki kare farkından şöyle olacaktır. Logaritma kos kare x eksi sin kare x eşittir m eksi n. Şimdi şu parantezin içerisinde arkadaşlar kos kare x eksi sin kare x kosinüs 2x'e eşittir. O halde şuradan devam ediyorum. Logaritma kosinüs 2x eşittir m eksi n'dir. Bize de zaten bu sorulmuştu. Doğru cevap C şıkkıdır. Beşinci soru. X, Y, Z eşitlikleri veriliyor. Buna göre X, Y, Z gerçek sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşitti. Şimdi kosinüs 70 yerine biz sinüs 20 yazabiliriz. O zaman x şöyle oldu. Kosinüs 20 artı sinüs 20. Burada da kosinüs 68 yerine arkadaşlar sinüs 22 yazabiliriz. Y de kosinüs 22 artı sinüs 22 oldu. Burada da arkadaşlar kosinüs 67 yerine sinüs 23 yazabiliriz. Burası da kosinüs 23 artı sinüs 23 oldu. Şimdi burada hepsinin taraf tarafa karelerini alalım arkadaşlar. X kare, y kare ve z kareyi bulalım. Şimdi bunların kareleri olacak. Şimdi x'in karesini alıyorum. X'in karesi arkadaşlar eşittir. Şimdi kosinüs 20 artı sinüs 20'nin karesi. Birincinin karesi kos kare 20 artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı kos 20 çarpı sinüs 20 artı ikincinin karesi sin kare 20. Şimdi bu ifadeyi düzenleyelim. Bakın burada kos kare 20, sin kare 20. Bu ikisinin toplamı 1'e eşittir. Şurada da arkadaşlar 2 kosinüs 20 çarpı sinüs 20. Bu arkadaşlar sinüs 40'ın açılımıdır. O zaman bu ifade 1 artı sinüs 40 oldu. Şimdi y'nin karesini alalım arkadaşlar. Y'nin karesini aldığımızda da gene aynısı çıkar. Yani şöyle olacak. Burası kos kare 22, burası 2 kos 22, sin 22. Burası da sin kare 22. Bunun toplamı da 1 artı sinüs 22'nin 2 katı 44 olur. Sonra z kareyi bulacağız. Z karede de aynısı çıkacak arkadaşlar. Bu da 1 artı sinüs 46 olacak. Şimdi bunları sıralayalım. Bakın 1 artı sinüs 40, 1 artı sinüs 44, 1 artı sinüs 46. Şimdi açıyla sinüs doğru orantılıdır arkadaşlar. Açı arttıkça açının sinüsü de artar. Dolayısıyla buradan x kare
küçüktür y kare küçüktür z kare çıkar. Şimdi bunların kareköklerini aldığımızda da arkadaşlar bunlar pozitif olduğu için x küçüktür y küçüktür z çıkar. Bu sıralama D şıkkında verilmiş arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkıdır. Altıncı soru. Şekildeki ABC üçgeninde AB doğru parçası diktir. CB doğru parçasına D, CB'nin elemanı. ED, AB'nin elemanıdır. AD doğru parçasının uzunluğu. CE doğru parçasının uzunluğuna eşit. O da bir birimdir. AD ile CE'nin kesişimi F noktası. ECB açısının ölçüsü alfa. ADB açısının ölçüsü 2 alfadır. Buna göre AF bölü AE aşağıdakilerden hangisine eşittir denmiş. EBC üçgenine bakalım arkadaşlar. Açılardan birisi 90, birisi alfa. İki iç açı. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açının ölçüsüne eşit. O zaman buradaki E açısının ölçüsü arkadaşlar 90 artı alfadır. Şimdi şurası 2 alfa, bu alfa. O zaman şurası da alfa olur. Burası da arkadaşlar ters açı özelliğinden dolayı gene alfa çıkar. Şimdi burada AEF üçgeninde sinüs teoremini kullanalım arkadaşlar. Sinüs buradaki AEF açısı yani 90 artı alfa bölü bunun gördüğü kenar AF kenarı eşittir. Sinüs buradaki alfa açısı bu açının gördüğü AE kenarı. Bunu bulalım arkadaşlar. Şimdi buradaki sinüs alfa ile AF'yi yer değiştirelim. Sinüs 90 artı alfa bölü sinüs alfa eşittir. AF bölü AE. Zaten bize AF bölü AE sorulmuştu. Şimdi şurayı bulacağız. Sinüs 90 artı alfa. Sinüs 90 artı alfa arkadaşlar ikinci bölgededir. Sinüsleri aynıdır. Yani bu aslında sinüs 90 eksi alfa ile aynı oluyor. Sinüs 90 eksi alfa bölü sinüs alfa eşittir. Bunu bulacağız. Şimdi sinüs 90 eksi alfa da kosinüs alfaya eşittir. Kosinüs alfa bölü sinüs alfa. Bu ise arkadaşlar kotanjant alfa demektir. Doğru cevap D şıkkıdır. 7. soru. Tanjant 70 derece eşittir M olduğuna göre kotanjant 230 derecenin M türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi kotanjant 230 arkadaşlar 180 artı 50. Üçüncü bölgededir. Üçüncü bölgede kotanjant yine pozitiftir arkadaşlar. Dolayısıyla bu kotanjant 50 ile aynıdır. Kotanjant 50 ise tanjant 40'a eşittir. Biz tanjant 40'ı bulursak buluruz. Şimdi şurada tanjant 70 verilmiş arkadaşlar. M'ymiş. Tanjant 70 M ise şöyle yapalım. Bir dik üçgen çizelim. Şurası 70 olsun arkadaşlar. O zaman geriye de 20 kalır bakın. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. O zaman burası M, burası 1. O buradan arkadaşlar tanjant 20'yi biz 1 bölü M olarak buluruz. Şimdi tanjant 40 nedir arkadaşlar? Tanjant 40'ı şöyle yazabiliriz bakın biz. 20 artı 20 eşittir. Tanjant 20 artı tanjant 20 bölü 1 eksi tanjant 20 çarpı tanjant 20. Şimdi tanjant 20'nin değerini 1 bölü m bulduk. O zaman şurası 1 bölü m artı 1 bölü m bölü 1 eksi 1 bölü m çarpı 1 bölü m. İşlemleri yapalım. Yukarısı 2 bölü m olur. Aşağısı ise arkadaşlar 1 eksi 1 bölü m kareden m kare eksi 1 bölü m kare olur. Şimdi birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpalım. M kare bölü m kare eksi 1. Şimdi şu m ile karesi gider. Yukarıda 2m kalır. Aşağıda da m kare eksi 1 kalır. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. Bir yürüyüş yolu şekildeki gibi ABCD dikdörtgeni ile modellenmiştir. AD doğru parçasının uzunluğu 600 metre. FAB'nin ED BC'nin elemanıdır. CDF açısının ölçüsü alfadır. Ayça ile Buse D noktasından aynı anda harekete başlamışlardır. Ayça DC ile CE yolundan, Buse DF ile FE yolundan yürümüştür. Ayça C noktasına geldiğinde Buse F noktasına gelmiş ve Ayça ile Buse aynı anda E noktasında buluşmuşlardır. Ayça ve Buse'nin hareket süreleri boyunca hızları sabit ve eşit olduğuna göre FE doğru parçasının uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşittir denmiş. Şimdi arkadaşlar birisi C'ye geldiğinde diğeri F'ye geliyormuş. Hızları eşitse arkadaşlar bu
yollar da birbirine eşittir. Yani DC ile DF birbirine eşit. Sonra aynı anda E'de buluşuyorlarmış. O zaman CE ile de EF'nin uzunlukları birbirine eşittir. Şimdi AD'nin uzunluğu 600 metreymiş. Bu açı alfa. Az önce şu açı da alfa olur arkadaşlar. Z kuralından dolayı. Şimdi D ile E'yi birleştirelim. O zaman bu açıortay olur. Şuralar alfa bölü 2. Burası da alfa bölü 2 olur. Şimdi arkadaşlar şuradaki alfanın sinüsünü yazalım. Sinüs alfa eşittir. Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Hipotenüs DF'dir. Buradan DF uzunluğu 600 bölü sinüs alfa ile bulunur. Şimdi arkadaşlar şuradaki alfa bölü 2'nin tanjantını yazalım. Tanjant alfa bölü 2 eşittir. Karşı dik kenar EF bölü komşu dik kenar DF. Şimdi buradan EF uzunluğu tanjant alfa bölü 2 ile DF'nin çarpımına eşittir. Devam edelim arkadaşlar. Tanjant alfa bölü 2. Tanjant alfa bölü 2'yi şöyle yazabiliriz. Sinüs alfa bölü 2 bölü kosinüs alfa bölü 2. DF'nin uzunluğunu şurada bulmuştuk. 600 bölü sinüs alfa. Sinüs alfaydı arkadaşlar. Yarım açı teoreminden şöyle yazabiliriz. 2 çarpı sinüs alfa bölü 2 çarpı kosinüs alfa bölü 2. Şuradaki sinüs alfa bölü 2 ile bu sadeleşir. 600'ü de 2'ye bölersek şöyle olur. Yukarısı 300 olur. Aşağısı da arkadaşlar kosinüs kare alfa bölü 2 olur. Şimdi 1 bölü kosinüs neye eşitti? Sekanta eşitti. O zaman bu ifade 300 çarpı sekant alfa bölü 2'nin karesidir arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkıdır. 9. soru. Pi bölü 2 küçüktür. X küçüktür. Pi olmak üzere. Kosinüs x artı 1 bölü sinüs x eşittir 5 bölü 12 eşitliği veriliyor. Buna göre sinüs x bölü 2 değeri kaçtır denmiş. Şimdi şuradaki kosinüs x yerine arkadaşlar şunu yazabiliriz biliyorsunuz. Kosinüs kare x bölü 2 eksi sin kare x bölü 2. 1 yerine de kos kare x bölü 2 artı sin kare x bölü 2 yazabiliriz. Bölü sinüs x. Sinüs x yerine de şunu yazabiliriz. 2 çarpı sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2. Şimdi şurada arkadaşlar dikkat edersek sin kare x bölü 2 ile sin kare x bölü 2 bakın artıla eksi birbirini götürür. Kos kare x bölü 2'den 2 tane var. O halde burası 2 tane kos kare x bölü 2 oldu. Aşağısı da arkadaşlar 2 tane sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2. Şimdi şunun karesiyle de şu gider. İkiler de gider. Geriye kosinüs x bölü 2 bölü sinüs x bölü 2 kalır. Kosinüs bölü sinüs de kotanjanta eşittir. Yani kotanjant x bölü 2 olmuş oldu. Bu 5 bölü 12'ye eşitmiş arkadaşlar. Şimdi biz neyi bulacağız? Sinüs x bölü 2'yi bulacağız. Şimdi bir dik üçgen çizelim arkadaşlar şöyle. Şu açı x bölü 2 olsun. Bu açının kotanjantı verilmiş. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. O zaman şurası da 13 olur. 5, 12, 13 üçgeninden. Bize bu açının sinüsü sorulmuş. Sinüs x bölü 2 de karşı bölü hipotenüsten 12 bölü 13 çıkar. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Mavi renkli bir üçgenin uzunlukları 12 ve 18 birim olan kenarları arasındaki açının ölçüsü. Kırmızı renkli bir üçgenin uzunlukları 8 ve 9 birim olan kenarları arasındaki açının ölçüsünün 2 katına eşittir. Bu üçgenlerin alanları eşit olduğuna göre kırmızı renkli üçgenin çevresi kaç birimdir? Kırmızı üçgenin kolları arasındaki açıya alfa dersek mavi üçgenin kolları arasındaki açıya 2 alfa deriz. Şimdi mavi ile kırmızının alanları birbirine eşitmiş. Sinüs teoremi kullanarak alanlarını yazalım arkadaşlar. Mavinin alanını şu şekilde buluruz. 1 bölü 2 çarpı kenarlar 12 ve 18. Sonra sinüs 2 alfadır. Kırmızının alanını bulalım arkadaşlar. Bu da 1 bölü 2 çarpı kenarlar 8 ve 9 ve aralarındaki açı sinüs alfadır. Şimdi şuradaki 1 bölü 2'ler karşılıklı sadeleşsin arkadaşlar. Şuradaki 18 ile 9'u sadeleştirdiğimizde 2 olur. Bu 2 ile de 8'i sadeleştirdiğimizde burası 4 olur. 4 ile de 12'yi sadeleştirdiğimizde burası 3 olur.
Şimdi 3 tane sinüs 2 alfa var. Sinüs 2 alfayı da şöyle yazabiliriz. Bakın 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa eşittir sinüs alfa oldu. Şimdi sinüs alfalar karşılıklı sadeleşsin. Burada 2 ile 3'ün çarpımı 6. 6 çarpı kosinüs alfa eşittir 1 çıktı. Buradan kosinüs alfayı 1 bölü 6 olarak buluruz. Şimdi bize kırmızının çevresi sorulmuş. Kırmızının verilmeyen diğer kenarını bulalım arkadaşlar. Buna x diyelim. Şimdi şöyle bir formülümüz var. Hatırlayalım arkadaşlar bunu. Şurada yapıyorum bakın. Şimdi x'in karesi eşittir. 8'in karesi 64 artı 9'un karesi 81 eksi 2 çarpı 8 çarpı 9 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa yerine 1 bölü 6 yazıyorum. Şimdi buradan x'i bulacağız. Şimdi şuradaki arkadaşlar 9 ile 6 sadeleşsin. 3'e 2 olur. Sonra buradaki 2 ile 2 sadeleşir. Burada 64 var. Sonra 81 var. Burada da 8 ile 3'ün çarpımı 24 olur. 64 ile 81'i toplarsak 145 olur. 145'ten de 24'ü çıkarırsak 121 buluruz x kareyi. Buradan x de arkadaşlar 11 çıkar. Şimdi x'i bulduk 11. Bize kırmızının çevresi sorulmuş. O zaman 8, 9 ve 11'i topladığımızda 28 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru. Sekant kare x eksi tanjant kare x eksi kosinüs 2x bölü tanjant x ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sekant 1 bölü kosinüstü arkadaşlar. O halde şöyle yazabiliriz. 1 bölü kosinüs kare x. Tanjant x ise sinüs bölü kosinüstü. Bunu sinüs kare x bölü kosinüs kare x şeklinde yazabiliriz. Burası kosinüs 2x bölü. Tanjant x ise arkadaşlar sinüs x bölü kosinüs x'tir. Şimdi şu ifadeyi toplarsak arkadaşlar şöyle. Ortak paydada yazalım. 1 eksi sinüs kare x bölü kosinüs kare x eksi kosinüs 2x bölü sinüs x bölü kosinüs x oldu. Devam edelim. Şimdi şurası 1 eksi sin kare x kos kare x'tir arkadaşlar. Dolayısıyla bununla bu sadeleşir. Burada 1 kalır. 1 eksi kosinüs 2x'tir arkadaşlar. 1 eksi 2 sin kare x şeklinde yazabiliriz. Bölü sinüs x bölü kosinüs x. Şu eksiyi dağıtalım arkadaşlar parantezin içerisinde. Şöyle olacak. 1 eksi 1 artı 2 sin kare x bölü sinüs x bölü kosinüs x. Şimdi şu birler birbirini götürür. 2 sin kare x bölü sinüs x bölü kosinüs x. Şimdi birinciyi aynen yazalım. 2 sin kare x. Sonra kosinüs x bölü sinüs x olur. Şimdi bu kareyle şu gider arkadaşlar. Geriye 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x kalır. Bu da arkadaşlar hatırlayalım. Sinüs 2x'in açılımıdır. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır.